Recep, Allahu Teala'nın Şaban benim, Ramazansa ümmetimin ayıdır buyurmaktadır Hazreti Peygamber. Yine Peygamberimiz, insanların hepsi hata edici ve günah işleyicidir. Hata edenlerin en hayırlısıysa hatasını bilip tövbe edenlerdir diyerek bizleri ikaz etmişlerdir. Masiva dediğimiz dünya telaşı içinde ne için yaratıldığını, hangi gaye ile yaşaması gerektiğini unutuyor insanoğlu. Oysa ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde. İdrak etmeye başladığımız 3 aylar, kulluk şuurunu hatırlayarak yaratana yöneleceğimiz özel bir zamandır. Cenab-ı Hakk'ın ayetle beyanına göre 4 ay haram kılınmıştır. Bunlardan biri de Recep ayıdır. Haram aylarda zulüm yasak edilmiştir. Fahri Alem Efendimizin döneminde bu ayda kan dökülmez. Devam eden savaşlara ara verilirdi. Bugün kan ve gözyaşının eksik olmadığı İslam coğrafyasında Suriye'deki, Filistin'deki ve ülkemizdeki kardeşlerimizin Recep ayının hürmetine barışı ve huzuru yaşamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hazreti Peygamber Recep ayına girildiğinde Allah'ım, bize Recep ve Şaban ayında bereket ihsan eyle, uğurlu kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua ederdi. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetü't Talibin adlı eserinde Recep ayına Asam adı verildiği yazılır. Asam denmesinin sebebi Recep ayının kulların eza ve hatalarını duymamasındandır. Daima iyilikleri duyar. Allahu Teala onu senin hatalarından yana sağır eylemiştir. Kıyamet günü senin aleyhine şahitlik etmez. Yine Recep ayı için Şehrü'l-Lahil Esap denilir. Allahu Teala bu ayda kullarına öyle ikramlar eder, öyle sevaplar verir ki onları hiçbir göz görmemiştir, kulaklar duymamıştır, bir beşerin kalbine onların ne olduğunu anlamak dahi gelmemiştir. Recep tövbe ayıdır, ibadet ayıdır, iyiliklerin kat be kat arttırıldığı bir aydır. Mazini İmam Hasan Efendimiz'den şöyle rivayet eder. Recep ayında oruç tutunuz. Zira Recep ayında oruç, Allahu Teala'nın tövbeleri kabulüne bir sebeptir. Günümüzde dinler arası diyaloğun ve müsteşrik mantığın etkisiyle mübarek gün ve geceler yok sayılmakta. Hazreti Peygamber'in devreden çıkarıldığı bir İslam algısıyla ondan sonra İslam'ın canlı Kur'an numuneleri olan Ehl-i Beyt'in adı dahi anılmamaktadır. Açlığın, sefaletin, gaspın, tecavüzün, intiharın, hırsızlığın olağanlaştığı, sosyal çürümüşlüğün had safhada yaşandığı günümüz toplumunda ihtiyacımız olan Ehl-i Beyt'in önderliğinde yaşanacak bir İslam muhabbetidir. 3 ayların barışa, huzura, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya vesile olması temennisiyle. Profesör Doktor Haydar Baş.